Yahu Menekşe nerede? Kasetini kutlamak için geldik, ortada yok. Şimdi gelir. Sevinç Hanım, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir çay yapmışsınız böyle. Yani ne yaptınız? Sri Lanka ile Rize'yi mi çiftleştirdiniz? Yok İrfan Bey, bildiğiniz poşet çay. Öyle çiftleştirince falan poşette satmak gerekiyor. Yine bakın efendim, bu Japonlar çay yapmışlar fakat hap şeklinde. Dilinizin üstüne koyuyorsunuz, bir bardak sıcak suyla beraber af buyur içiyorsunuz. Eğer soğuk suyla içerseniz paşa çayı oluyor. Yok arzu edip buz kırıp yerseniz ice tea oluyor. Ama çayın keyfi de yanında bisküvi, simit falan olunca çıkıyor canım. Olsun efendim. Yakında bu adamlar simit de yapar hap şeklinde. Bu Japonlar hiçbir şeyi normal şeklinde yapamıyorlar galiba. Ama bak bizim Menekşe kaset yapıyor. Hadi Japonlar hap şeklinde kaset yapsınlar da göreyim. Yani helal olsun vallahi. Şu müzik işinde nihayet azmetti. Sonunda bir fırsat yakaladı. Evet. Nihayet rüyaları gerçek oluyor. Şimdi bakın efendim, bir defasında benim de rüyalarım gerçek olmuştu. Rüyamda tek başıma koskocaman bir mandayı yiyordum. Ertesi gün yedim. Manda mı yediniz tek başınıza? Hayır, boynuzlarını yemedim tabii. Pek lezzetli olmuyor. Neyse efendim, ertesi gün hastanelik oldum. Bir hafta yattım. Doktorlar senin midene bir şey dokunmuş dedi. Ya düşündüm taşındım. Ben o mandayla beraber bir kase yoğurt yemiştim. Belki o dokunmuştur. Allah 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 Allah. Bu nasıl sövmek? Allah 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 Allah. Bu nasıl sövmek? Vallahi bravo Menekşe. Alkışlarınız için çok teşekkür ederim aman efendim. Yorga Bey de buradalarmış. No, Feray Hanım İzmir'den dönmedi galiba. Siz de bekarla tadını çıkarıyorsunuz. Aman efendim, devlet erkeninden İrfan Bey de buradalar. Welcome beyond the alakart. Aynen efendim, tabi dot. Ya Menekşe, klasik şarkını söyleyerek mi başlayacaksın kanka? Yok Kıvanç Bey, hem hareketli, hem oynak, hem duygusal, hem çok romantik bir şarkı seçti aparatif olarak. Neymiş o şarkı? Rahmetli Barış Manço'dan, Arkadaşım Eşek. Bakın enteresandır, ben bununla ilgili geçenlerde bir yazı okumuştum gazetede. Bakın, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki zebraları çiftleştirmek için... Şimdi tabii ki zebra dediğimiz netice itibariyle Afrikalı eşeğin pijama giymiş hali oluyor. İşte bu hayvanların çiftleşmesini sağlamak yönünden bu şarkıyı çalmışlar. Ki bu hayvanın da erkeği müthiş tembeldir. Şarkıyı duyunca hayvan şaha kalkmış. İşe yaramış yani. İlginç. Hemen bir Barış Manço CD'si alınacak. Sevinç. Sen onu iki yap. Ne oluyor efendim, ne oluyor? Herkes burada benden habersiz kendi evinde gizli gizli zebra mı besliyor? Neyse ben mutfağa gideyim, bulaşık makinesini çalışayım, sonra da bankaya uğrayacağım. Bankaya mı, neden? Kaset için 2 milyar vermem gerekiyormuş. Merak etmeyin, ilk klibin masrafları da dahil. İlk klibin adı da belli. Menekşe kokulu yarım. Ben süt banyosu yaparken küvetin etrafında boyuna menekşeler takılmış inekler dolaşıyor. Arkada balık Ayhan. Darbukasını evde unutmuş, İhsan Bey'in kafasını ritim tutuyor. Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eşek. Ya Yorgo, bu 2 milyar meselesi sana da biraz ters gelmedi mi? Evet, tam tersi olması lazım. Yani plak şirketinin Menekşe'ye para ödemesi gerek. Ben bu işten biraz bitlendim Sevinç. Bana bak, bu adam Menekşe'yi dolandırıyor falan olmasın? Öyle mi dersin? Bizim kitap işinde bazen olur. Uyanık bazı matbaacılar hayatta basılmayacak kitapları yazarını kafalayıp para karşılığı basarlar. Bu bir çeşit başkalarının hayalleri üzerinden para kazanmak. Bu resmen dolandırıcılık. Aman efendim, bu kızı bu yoldan çevirmek lazım. Ya 2 milyar haptı iki yutasınız. Ya bir kere kaptınız mı maazallah hapı yutarsınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama bütün hayalleri yıkılacak. Zaten yıkılacak Sevinç. Ne kadar çabuk yıkılırsa o kadar daha az acı çeker. Tabii efendim tabii. Bu gerçekle ne kadar çabuk karşılaşırsa ah buyurun o kadar az hap yutar. Haklısınız. Ama birinin bunu ona hemen söylemesi lazım. Yahu pilavı ateşin üstünde unuttum. Ama efendim ben de yani ocağı yaktın, üstüne pilav koymayı unuttum, müsaade. Durun bir dakika. Sizden bir şey rica edeceğim. Eğer izin verirseniz bu konuyu Menekşe ile yalnız konuşmak istiyorum. Böylesi daha uygun. Ne takdir sizin efendim. Yani bakın biz burada kalıp size destek vermek isterdik. Canı gönülden arzulardık fakat madem böyle istiyorsunuz bize müsaade efendim. Hanımefendi fikrini değiştirmeden bir an evvel buradan gidelim. Sevinç. Hı. Bak Menekşe sana kızsa da küsse de pılısını pırtısını toplayıp evi terk etse de sen doğru olanı yapıyorsun. Yalnız senden bir ricam olacak. Gözünü seveyim, benim adım geçmesin. Hadi ben çıkıyorum Sevinç Hanım. Menekşe, sana söylemek istediğim bir şey var. Buyurun.
Şu 2 milyar meselesi be. Beni biraz rahatsız etti. Nasıl rahatsız etti? Yani doğruyu söylemek gerekirse... Bana kalırsa... Bu adamın niyeti galiba seni kazıklamak. Aşk olsun Sevinç Hanım. Bunu İhsan Bey'den beklerdim, sizden beklemezdim. Ben seni neyin için söylüyorum Menekşe? Ben sizin niçin söylediğinizi çok iyi anlıyorum. Şimdi ben otel içinde başarısız oldum ya, artık benim hiçbir işte başarılı olabileceğimi düşünmüyorsunuz. Bana güvenmiyorsunuz artık. Tabii ki güveniyoruz Menekşe. Hiç sanmıyorum. Burada bir tek bana güvenen ben varım. Ve ben de kendime olan güvenimi boşa çıkartmayacağım. Buna emin olun. Beni çok kırdınız Sevinç Hanım. Oysa kasetimde teşekkürler listesinde ilk sıradaydınız. Ama şimdi İhsan Bey'in yanına kına yakanlar arasına gideceksiniz. Aşk olsun Sevinç Hanım yani.